Merhaba YouTube. Bugün yine çok önemli bir konuda sizlerle beraberim. Konumuz akvaryumun temizliği. İnanın ben bu akvaryumu hiç temizlemiyorum. Nasıl diyeceksiniz? Yaklaşık bir senedir sadece eksilen suyunu tamamlıyorum. Arada bir de %40 civarında suyunu alıp boşaltıp tekrar tamamlıyorum. Başka da hiçbir şey yapmıyorum. Böylelikle benim için çok zahmetsiz bir hobi oluyor. Eminim siz de böyle bir hobiye sahip olmanın hayalini kuruyorsunuzdur. Aslında bu çok basit. Yapmamız gereken ufak birkaç bir şey var. Onun dışında bizi zorlayacak bir şey yok arkadaşlar. Şimdi bu suyu biraz daha yakından incelersek, yaklaşık bir hafta önce değiştirdiğim su hala pırıl pırıl duruyor. Şöyle kenardan gene bakalım derinliğine. Evet, görüldüğü üzere gayet güzel bir su rengimiz var. Peki bu suyu nasıl elde ediyoruz? Önemli olan soru bu. Bu su nasıl böyle temiz kalıyor? Yem attığımız halde nasıl böyle temiz kalabiliyor? Hayvanların dışkılarına rağmen nasıl böyle temiz kalabiliyor? Bunun sorusu şimdi ekranlarda. Evet arkadaşlar. Şimdi benim öncelikle söylemek istediğim bir şey var arkadaşlar. Bu yayınları takip etmek istiyorsanız lütfen kanalıma abone olun ve varsa arkadaşlarınız onları da yönlendirin. Onlar da faydalansın arkadaşlar. Evet. Şimdi işin mutfağına inelim. Evet arkadaşlar, bu gördüğünüz Atman EF4 denen dış filtre. Bu filtre görüldüğü üzere yaklaşık bir senedir hiç yıkanıp temizlenmiyor. İçinde gayet güzel bir bakteri oluşumu sağlanmış durumda. Peki arkadaşlar, bunu nasıl başardık? Yani bir sene boyunca bu dış filtreyi değiştirmeden nasıl bıraktık? Onun cevabı da hemen yanı başında duruyor. Evet, bu da Sunsun 603B denen dış filtre. Arkadaşlar, bu iki filtre yan yana geldiğinde özellikle ilk başlarda Atman'ı hiç temizlememeye başlıyoruz. Yaklaşık benim dediğim gibi bir seneye yakın oldu. Hiç temizlemedim ama o sırada Sunsun'u tabii birkaç kere temizlemek durumunda kaldım. Bunun da sebebi Atman'da oluşan bakterinin tam oturmamasıydı. Ama şu anda oturmuş durumda ve hiçbir şekilde ben temizliğine karışmıyorum arkadaşlar. Sunsun'da çok küçük bir dış filtre olduğu için temizlenmesi 15 dakika sürüyor ki onu da öyle deterjanla veya bol suyla falan yıkamıyordum. Sadece 2 kere 3 kere süngerlerini sıkıp tekrar yerine koyuyordum. İçindeki biriken pisliği döküyordum. Yani en fazla 15 dakikamı alıyordu.
Çünkü onun da içinde oluşması gereken bir bakteri miktarı vardı. Ve bu yaklaşık 2 ay öncesine kadardı. 2 aydır ikisine de hiçbir şekilde dokunmuyorum. Ve gayet görüldüğü üzere çok şık ve temiz bir suya sahibim ve balıklarım da kıpır kıpır. Peki bu sistem nasıl çalışıyor? Şimdi ona bir bakalım. Evet arkadaşlar, görüldüğü üzere atmanımız 4-3 bölümden oluşuyor. Burada da en üst bölümde bu sünger kısmı var. Bu sünger kısmı çok önemli arkadaşlar. Çünkü bizim biyolojik filtre başlangıcımız bu süngerlerden başlıyor ve bakteriler bu süngerlerin içerisinde üreyerek bütün dış filtrenin içini kaplıyor arkadaşlar. Daha sonra ikinci sıraya kimyasal filtreleri koyuyoruz. Bunun en başında bu pürgen dediğimiz kimyasal var. Bu bütün akvaryumu pırıl pırıl yapan en baştaki kimyasalımız. Bunlar da bildiğiniz üzere karbonlarımız. Karbon, en iyi karbon da şurada, hatta mesela Hindistan cevizi karbonları arkadaşlar. Bunu özellikle Hindistan cevizi karbonu alırsanız daha başarılı sonuçlar elde edebilirsiniz. Ve mekanik mekanik olan bu görüldüğü üzere her akvaryumda bulabileceğimiz ring veya bunun benzer olan şeyler de var. Sırf bundan da yok. Yıldız şeklinde olanlar, böyle küp şeklinde olanlar da var. Herhangi bir şekilde bunu da dış filtremizin en altına döşüyoruz. Böylelikle dış filtremiz biyolojik olarak, bakteri olarak temizlemek, suyu temizlemek için hazır oluyor. Daha sonra bu küçük filtremizde de içinde süngerlerimiz var. Bunu web sitelerinde de görürsünüz içindeki yapıyı. Onları da aynı şekilde sırasıyla dizersiniz. Yalnız benim size tavsiyem bu pürgenden onun içine de atmanız. Bu pürgen toz halinde arkadaşlar. Ben onu şöyle göstereyim diyeceğim ama bunu nasıl beceririm bilemiyorum. Kapağını açabilecek miyim? Şöyle. Evet. Bunlar toz halinde. Bunu suyun içinde saklıyorsunuz kullandıktan sonra. Çünkü şey olabilir. Bu bildiğimiz annemizin, eşimizin veya kız kardeşimizin veya kızımızın kullandığı çorap arkadaşlar. Bu çorabın içinden böyle küçük topaklar yapıyorum ve bunları böyle kullanıyorum. Bunların temizliği de ayrıyetten başka bir videoda gösteririm. O da çok basit ve kolay ve bu pahalı bir ürün olduğu için bunu onlarca defa kullanabilmek gerekir. Onun da açıklamasını daha sonra yaparım. Evet arkadaşlar, şimdi işin bir de mekanik kısmına bakalım. Bu da çok basit arkadaşlar. Gördüğünüz üzere iki tane hortumumuz var. Biri akvaryumdan gelen ve biri akvaryuma giden. Şurada gözüküyor. Akvaryumdan gelen hortumu direkt biz
sumsumun girişine bağlıyoruz. Böylelikle ağır olan su sumsumda ilk süzülmeye orada başlıyor. Ve böylelikle daha hafif ve daha temizlenmiş olan su buradan çıkarak, sumsumdan çıkarak atamana geliyor. Atamanda artık iyice bakterilerin oluşturduğu, görüyorsunuz, duvarı görüyorsunuz. Burada artık hiç kurtuluşu yok arkadaşlar bu maddelerin. Ve burada eriyip gidiyor. Aynı şekilde buradan gelen hortum da direkt buradan akvaryumun içine gidiyor arkadaşlar. Bu kadar da basit bir sistem. Eminim bunu herkes evinde rahatlıkla yapabilir. Evet arkadaşlar, bu şekilde kuruyoruz sistemimizi ve dediğim gibi yaklaşık bir sene sonra hiç temizlemeye gerek kalmadan bu sistem otomatikman kendi kendini temizlemeye başlıyor. Evet arkadaşlar, bu arada benim size daha önceki videolarımda da videomda da gösterdiğim bir ciklet yemi videom vardı. O yemler yaklaşık 6 ay oldu ve bugün yarın sonuncularını kullanıyorum. Baya baya beni idare etti diyebilirim. Şimdi onu atacağım. Evet, görüldüğü üzere balıklar hücum etti. Şimdi bakın su nasıl böyle bulanık oluyor. Ama inanın bir tek parçasını bırakmıyorlar arkadaşlar. Kıyıda köşede ne varsa bu yemi bulup yiyorlar. Sanki kirlenmiş gibi gözükse de suyumuz kesinlikle ve kesinlikle kirlenmiyor. Hatta ve hatta bu yem bu biyolojik filtredeki döngünün içerisinde yer alıyor bile diyebilirim. Umarım faydalı olmuştur. Eğer siz de daha değişik fikirleriniz varsa veya bana bildirmek istediğiniz şeyler varsa veya paylaşmak istediğiniz veya sormak istediğiniz, lütfen aşağıdaki linklerden bana ulaşın. Ben de elimden geldiğince size yardımcı olmaya çalışayım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler.